Merhaba. Sevgili kadınlar, eşit olduğunuzu düşünüyor musunuz? Yani eşinizle eşit, oğlunuzla eşit, komşu bakkalla eşit ya da patronla eşit ya da yanı başınızdaki herhangi bir erkek arkadaşınızla eşit olduğunuzu düşünüyor musunuz? Düşünebilirsiniz. Ben gönülden sizin düşünmenizi istiyorum. Ama acaba eşit miyiz? Ben, siz, hepimiz. Şimdi bunu sevgili dostum Çağlar Çabuk'a soracağım. Kimdir diyeceksiniz. Türkiye'de bazı ilkleri yapan kadın. Nedir bu bazı ilkler? Özellikle kadın, toplumsal cinsiyet eşitliği ve özellikle mobbing konusunda ilk saha araştırmasını yapan kadın. Çağlar Çabuk, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Newport Üniversitesi davranış bilimleri okumuş birisi. Arkasından yıllarca insan kaynakları yöneticiliği yaptı. Ben tabii biz sevgili kameraman arkadaşım Ercan da bizimle birlikte olduğu için ona da anlatıyoruz. Onun için sizi böyle ihmal etmiş gibi oldum. Çok teşekkürler katıldığınız için. Davranış bilimi hani çok önemsemediğimiz muhteşem bir disiplin. Bu disiplinin altında bize anlatacakları var. Eşit miyiz? Eşit. Siz eşit misiniz? Eşit hissediyor musunuz? Ben çocukluğumdan beri kendimi hep eşit hissediyorum, eşit görmek istiyorum ama ne yazık ki toplumda ve dünyada, hem bizim ülkemizde hem dünyada bu eşitlik konusu çok sorunlu. Eşitliğin nasıl algılandığıyla ilgili çok büyük bir problem var. Ben de bu nedenle bu meseleyi dert eden biri olarak... Dert eden biri olarak bu konuyu ele alarak çalışmalarımı sürdürüyorum. Ben de çok dert ediniyorum. Yani açıkçası gerçekten çok dert ediniyorum. Ve bir noktayı, bir cümleniz var başta şöyle bir küçük kalıp. Onu hemen cımbızlamak istiyorum. Yani kendimi eşit hissediyorum. Şimdi biz kadınların kendimizi eşit hissetmesiyle toplumda eşit olmak arasında çok önemli bir fark var. Ailelerimiz bize eşit büyüttüler. İnsan olarak büyüttüler. Yani Türkiye'deki pek çok aile kız çocuğunu insan olarak yetiştiriyor. Erkekmiş, kadınmış hiç önemli değil. Ama Türkiye'de yine çok büyük bir çoğunluk var ki kız çocuklarını ileride toplumda eşit olmayacak diyeyim ben en kibarcası bireyler olarak yetiştiriyor. Evet. Bunda sizin çok söyleyeceğiniz var. Biraz da rakamlar belki verirseniz neden eşit değilizi anlayabiliriz. Tabii ki. Şimdi doğduğumuz, hatta doğmadığımız zamandan itibaren başlıyor kız çocuk, erkek çocukla, kız bebek, erkek bebekle başlayan, sonra işte kadın ve erkek olmaya kadar giden bir yaşam öyküsü bu. Ve gerçekten de baktığımızda bize biçilmiş rollerin ve kalıpların içinde yaşıyoruz. Çalışma hayatında da bu böyle. Yani giyim kuşamımızdan, takılarımızdan, işte makyajımızdan, kendimizi ifade ettiğimiz her türlü sembole kadar aslında o biçilmiş rollerle hareket ediyoruz. Çünkü bunu ister sektörün zorunlu kıldığı işte bir takım dış kalıplar olarak ele alalım, istersek toplumsal bir takım yargılardan ele alalım. Bütün bunlar aslında bizim o özgür düşünmemizi, kendimizi diğerleriyle eşit hissetmemizi ve hiç çekinmeden, korkmadan hareket etmemizi ne kadar durduruyor? Yani bir otosansüre aslında kendimizi bırakıyoruz. Otosansüre doğuyoruz galiba. Evet, evet. Yani belki onu söylemek istiyorsunuz. Evet, ya otosansürle doğuyoruz ve bunu yaparsam uygun olmaz. İşte bunu söylersem ayıp olur. Evet. Ya ben yadırganır. Kesinlikle. Ya çalışma hayatında özellikle kendini sansürleyen, kendini frenleyen birçok kadınla karşılaştım. Aslında diğer... Nerede frenliyorlar? Bir de anlatsanıza. Onlar da belki bizi izlediklerinde kendilerini oralarda, evet işte benden söz ediyor diyecekleri yerler o kadar çok ki. Evet. Mesela çalışma hayatında yukarıya doğru çıkan kadınlarda, kadınlarla erkekler arasında şöyle bir davranış farkını gözlemlemiş uzmanlar. Daha öfkeli, sert davranan, daha agresif yönetici olan erkeklerin son derece anlayışla, son derece olabilir, çok stresli bir iş yapıyor, kesinlikle bu kadar gergin olmasını anlıyoruz diye yaklaşılırken, yine aynı pozisyondaki kadın yöneticilerinde yine hırçın, işte sorunlu, bak iki tane şeyi yönetemiyor,
ya da işte kaprisli kadın, kesinlikle kaprisli, şımarık kadın, kompleksli gibi türlü, evet, bu tür yaftalamalarla karşı karşıya öyle kalıyorlar. De, kadınla çalışılmaz, kadın patron olmaz. Yani evet, bu onu neden da çok olmaz diyelim acaba? Hani hep evet, böyle bir klişe vardır, şehir evet, efsanesi. Evet, evet. Ne yazık ki kadınla çalışılmaz. Şimdi olayı kadın ve erkek, hani buradaki cinsiyet temasından bağımsız olarak bir profesyonel yönetici bakımından ele aldığımızda koşullar, kaynaklar ve hakikaten sahip oldukları yetkilerle, hareket alanlarıyla bakmamız gerekiyor. Yani bir kere bunlar objektif olarak ele alınıyor mu, değerlendiriliyor mu, bir bundan emin olmalıyız. Yoksa hakikaten çok haksızlık edilmiş olur, ki ediliyor. Yine yapılan çalışmalarda bakıyoruz, Türkiye'de de en büyük meselelerden biri bu. Akademik başarı yukarıya doğru çıkan ilerleyen işte profesörlüğe, hatta rektörlüğe kadar çıkan kadın sayısının azaldığı, fakat işte yardımcı doçentlik artık o yok. İşte artık yardımcı doçentlik yok, de yok. Evet. Öğretim üyesi, doktor gibi bir tanım oluşturuldu sanıyorum. İşte o seviyelerde kaldığı ve aslında yukarıya çıktıkça bedeller ödediği araştırmalarla ortaya çıkmış. Niye? Çocuğuna vakit ayıramayacak, eviyle ilgilenemeyecek, belki çok sık seyahat edecek, kongrelere bildiri yazacak. Dolayısıyla da bu onun ev dışında hayatını geçirmesini zorunlu kılıyor. Ev dışındaki zamanı geçirebilmesi için aileden feragat edecek. Bir açmazda bulunuyor kadınlar. Dolayısıyla da ya aileyi, ya düzeni, ya çocuğun geleceğini düşünecek, ya da kariyerini yukarıya düşünecek. Ve bütün bunlar işte yukarı doğru çıkan kadınların sayısını dikey bir şekilde, Huni'yi ters çevirmişçesine azalarak ilerliyor. Yani istatistikler ne yazık ki iç açıcı değil ve Türkiye'nin özellikle de toplumsal cinsiyet eşitliği meselesinde yani son derece aşağılarda olduğunu hepimiz biliyoruz ve bu konuda ciddi araştırmalar yapan, kadın araştırmaları yapan kuruluşlarında, raporlarında bunlar var. Biz istatistiklerden de bağımsız ne yaşıyoruz'a baktığımızda dert ettiğim şeylerden biri bu. Çalışma hayatımın 26. yılındayım. Masanın arkasında da çalıştım bir profesyonel olarak. Şimdi masanın arkasındakilere servis veren, hizmet veren biri olarak çalışıyorum. Ve gördüğüm şey şu. Diyelim ki şirket birleşmeleri ve küçülmeleri sırasında kadro azaltılması yapılacak. Ve iki kişi var aynı pozisyonda. Evet. Bilin bakalım ne oluyor? Ne oluyor? Hepinizin tahmin edeceği gibi gönderilecek olan bir kadın çalışılıyor. Oluyor. Erkek tutuluyor, evet, kadın gönderiliyor. Erkeği gönderme işlerinin sebebi onun çok daha deneyimli, donanımlı, bilgili, becerikli olması değil. İşte evinin reisi olması, işte çocuk okutması, bir ailesi. Ama kadının nedense hiçbir zaman olmaz, evet, değil mi? Evet. Yani yalnızca keyfi, evet, keder, evet, kendi harçlığını çıkartacakmış gibi bir şey. Yani bunları, kalıpları, bunları yıkmalıyız aslına bakarsanız. Ben bir konuda acaba bilmiyorum yani sizler zaman zaman kendi kendinizi eleştirir misiniz, ama ben zaman zaman geriye dönüp yaptığım işlerde acaba bu söylemi başka türlü bir noktada tartışmaya açsam, madem toplumda bu kadar hani iz bırakan işler de yaptım, yaptık, o zaman farklı söylemlerle mi etki yaratsaydık diye düşündüğüm olur. Bunlardan bir tanesi de, ki zaman zaman hep söylemişimdir, bu hep tepeye çıkma hikayesi var ya, kadın tepeye çıkmalı mı? Ya da bir birey, bir çalışan birey hep tepeye mi çıkmalı? Türkiye'de başarının tepede olduğunu, hı, düşünüyoruz. Çünkü bu başarı tepede, neden? Çünkü ücret, yüksek ücret tepede. Yüksek ücret bizim için başarı olduğundan hepimiz o merdiveni çıkalım istiyoruz aslında. Fakat eğer Türkiye'de, ki bunu buradan söyleyelim ve mutlaka daha da yazalım ve anlatalım. Eğer ücret yapısı yatayda da, yani uzmanlığa da yükseltilebilse, o zaman kimsenin öyle yukarılarda falan olma ve de bu saçma bir itişme kakışmayı da önleyebilecek. Tabii ki herkes çıksın. Bazılarının, tabii, yönetici olması lazım. Kesinlikle. Ne diyorsunuz bu konuda? Yani bu da aslında bazı sorunları ele almak açıdan bir çözümlerden bir tanesi olabilir mi acaba? Katılıyorum Yaprak Hanım. Kesinlikle. Yani illa herkes tepeye çıkmak zorunda değil. Yani bunda mutabıkım sizinle. Fakat tepeye çıkma yollarının açık olması,
Orada tabii ki herkese eşit olması. Evet, eşit fırsat. Fırsat eşitliği tırnak içinde. Erişim eşitliğinin de sağlanması mutlaka gerekiyor. Benim söylemim aslında uzman kadınların sayısını artırmak evet çok mümkün bizim gibi ülkelerde. Çünkü kadının okullaşması, eğitimi, eğitim hayatına katıldıktan sonra başarısı çok daha yüksek. Neden? Daha çalışkan, daha sebatkar, daha farklı özellikleri var kadının da, erkeğin de olduğu gibi. Ama o uzman kadrolarda, zaten bizde uzman kadro boşluğu var. Yani uzman kaçırıcı var. Hani şurada biz bizeyiz. Evet. Bu noktada sizin kimliği, yani sizinki benimki diye bir söylem yok tabii. Ama bunun yanında bunu da tartıştığımız tabii zaman ki toplumsal cinsiyet eşitliği, eşitsizliği belirli noktalarda kafamızdan bilgiye doğru kayabilir diye katılıyorum. Kesinlikle haklısınız. Yani uzmanlaşmak, profesyonelleşmenin hakikaten yani olmazsa olmazı. Yine hani dönüp baktığımızda kadının uzlaşmasını, uzmanlaşmasını destekleyecek, sağlayacak olan o insan kaynakları politikalarını da oluşturmak gerekiyor. Yani kurumların şu anda bilmiyorum hani kaç tane kuruluşun, birkaçı hariç şirketlerinde bir toplumsal cinsiyet politikası var. Siz söyleyin kaç? Yani bir ya da iki tanesi. Sizin raporlarınız var, çalışmalarınız evet var. Ben de kendime not aldım. Yani kaçında var böyle bir şey? Çok azında yani. Türkiye'de benim bildiğim o da global bağlantıları olan, yurt dışıyla ilişkili çalışan hem etik açıdan hem insan hakları bağlamında duyarlı olan kuruluşlar evet bunları gözetiyor. İşte yönetim kurulunda kadın sayısını dikkate alıyor. Kadın çalışan ve erkek çalışan sayısını olabildiği kadar eşitlemeye çalışıyor ama uzmanlık mevzu bahis olunca işte orada sınıfta kalıyoruz. Çünkü erkekler kadar uzman kadın sayısı olmadığı için orada o alanda eşit olarak değerlendirilemeyebiliyorlar. Yani yönetim kurulunda da dostlar alışverişte görsün diye bir çalışma evet herhalde pek çoğunda var. Tabii ki ben burada tenzih ediyorum. Bu işi mutlaka çok düzgün yapan kurumlar da var Türkiye'de ve dünyada ve çoğunlukta yapmayanlar da var ama hani kadın olsun çamurdan olsun oraya da koyalım bir sandalye evet de olsun evet değil mi? Babasının kızı evet bunun adı evet eşi kardeşi, kardeşi abisinin gibi kardeşi. Yani bunlar değil bizim istediğimiz. Değil. Bunlar mı? Kesinlikle. Yani şimdi aile şirketlerinde kadın yöneticilerin olması elbette doğal. Çünkü doğal olarak şirketin varisi, temsilcisi hakikaten yeteneğiyle, bilgisiyle de oralarda çok iyi işler çıkartıyor olabilir. Çıkaranlar var tabii ki. Ama bunun dışında göstermecilik dediğimiz çok son derece sorunlu bir olgu var. Yani işte sanki bütün kadınları temsil ediyormuşçasına bir veya iki kişinin etki oraya alanı koyalım son derece ve biz de yetersiz kotamızı dolduralım. Evet. Ha, orada bir kadın yönetici var mı? Var. Tamam. O zaman sorunları çözmüş olduk. Baktığımız vakit politikaları veya işte kuruluş içindeki, kurum içindeki süreçleri ne kadar etkileyecek, ne kadar stratejik olarak yön verebilecek bir yetkinlikte veya hareket alanında onlar tartışmalı. Bu noktada tabii iş dünyasında bu konuyu tartışmak, kadını tartışmak bitmez. Ama ben farklı konuları da tartışmak istiyorum Çağlar Hanım'la. O nedenle ben buraya bir nokta koymak istiyorum. Tabii ki. İzin verirseniz. Estağfurullah. Onun için çok teşekkür ediyorum tabii bu bölüm için.